Otur otur kızım, otur. Yine bir kusurum mu oldu başkomiserim? Yok yok, kusur yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İster misiniz? Canım benim, bana bir tane çay ver. İnce belli olsun ama böyle gitme, tamam, olur mu? Tamam, hemen gideyim. Kızım bak, zamanında ben sana biraz ters yaptım. Biraz fazla senin üzerine gittim, doğrudur. Yani çırak ustasının tornasından böyle çıkar. Anlatabiliyor muyum? Biz de böyle gördük. Koy canım. O yüzden darılmak yok bu yolda. Yok, ben alınmadım zaten. İyi, güzel. O zaman aç kulaklarını. Sana bir şey söyleyeceğim. Aramızda bir muhbir var. Başkomiserim ben. Yok yok kızım, sen temizsin, sen tertemizsin. Ben senin geçmişini araştırdım zaten. Eğer sen temiz olmasan şu anda bu masada benimle böyle konuşuyor olmazdı. O hain sen değilsin. O hain her kimse. Bak şu anda Tayfun'la Akif, o gencecik çocuklar şu an hastanede yatıyorlar. O hain yüzünden. Anladın mı kızım? Benim o hainin işini bitirmem lazım. Mevzu bu. Bak, polislik yok, görevde değilim. Rozet yok, silah yok, hiçbir şey yok. Anladın mı? Senin yardımına ihtiyacım var. Sen bundan sonra benim elim, ayağım, gözüm, kulağım, her şeyim olacaksın. Kabul ediyor musun? Ne gerekiyorsa yaparım başkomiserim. Ben hemen başlarım araştırmaya. En kısa zamanda haini bulup getiririm size. Araştırma yok. Araştırma yok. Gerek yok yani. Ben hainin kim olduğunu buldum. Kim? Adem. Ne? Nasıl olur başkomiserim? Adem böyle bir şey yapmaz size. O bize böyle bir şey yapmaz. Tamam. Toparla kendini. Haydi tamam artık, toparla kendini. İnsan olur kızım, şaşar beşer, her şeyi yapar. İnsanlardan her şey beklenir. Ben Adem'in muhbir olduğuna %100 eminim. Ama elimde kozum yok. Senin yapacağın şey benim elime yeterli derecede koz getirip bana vermek. Ben de Adem'in işini ondan sonra bitireceğim. Anlaşıldı mı? Güzel. Bak evrak yok, hiçbir şey yok. Sadece sen ve ben. Benim laflarımı, direktiflerimi iyi dinle, ona göre hareket. Tamam başkomiserim. Güzel. Bu kadar. Başka bir şey istemiyorum senden. Haydi. Emredersiniz başkomiserim. Emir yok, emir yok kızım. Çok fena karıştı oğlum ortalık. Ya ben nereye geliyorum? Ben gelememiş bir yere. Bırak adım atmayı, kafamı kaldıramıyorum zaten. Vallahi hepimiz diken üstündeyiz. Emniyette herkes birbirine muhbir gözüyle bakıyor. Yani işe kim bakıyor bilmiyorum ama yakında ortalık daha da karışacak. Niye karışsın ki ortalık? Niye mi? Herkes emniyette muhbiri arıyor da ondan. Ama çok yanlış yerde arıyorlar. Beni asla bulamazlar. Sen merak etme. Ben merak ediyorum. Kadir iki yoldan bana ulaşmaya çalışıyor. Biri sensin, diğeri de o video. O yüzden çok dikkat et. En ufak bir hatan ikimizi de mahveder. Ne oldu? Ne oldu? Benim bilmediğim bir şey mi oldu? Ne oldu? Birine mi bir şey oldu? Meltem anlatsana. Anlatacağım. Kadir başkomiserimin yanından geliyorum ben. Ha. Fırça mı kaydı? Yok. Fırçalamadı da. Benden bir şey istedi. Neyse. Ya. Bak aslında şu anda bunu sana söylememem gerekiyor. Ama benden öyle bir şey istedi ki, yani öyle bir şeye inanıyor ki
Ama ben inanmıyorum onun inandığı şeye. İnanmak da istemiyorum çünkü saçma sapan bir şey. Meltem. Ya sana bunu söyleyerek aslında kendi kuyumu kazıyorum ama... ne yapacağımı bilemedim ben. Elim ayağım titredi karşısında. Hiçbir şey söyleyemedim. Meltem. Hiçbir şey anlamadım. Tamam mı? Şimdi biraz daha tane tane söyler misin bana ne oldu, ne söyledi, nedir? Emniyetin içindeki muhbirin sen olduğunu söyledin. Ne? Ne dedi? Üstelik Emin, benden de seni araştırıp deli toplamamı istedi. Nasıl abi ya? Bak kafa falan bulmuyorsun değil mi benimle? Bu çok ağır bir şey çünkü, ciddi bir şey yani. Ya kafa bulmuyorum tabii ki seninle. Ben de inanamadım. Şimdi abi... ben olduğumdan emin. Sen de olmadığımdan eminsin. Buraya gelip söylediğine göre. Eminim, evet. Şu kadarcık biliyorsan bu işi... Kadir başkomiserime ihanet etmeyecek tek bir adam varsa o da sensin. Vay be. Seninle üç gün geçirelim, güvenini kazanalım. Kadir abimize yıllar geçsin, yalan olalım. Gör bak, Kadir başkomiserim de anlayacak yanıldığını. Bu aralar biraz psikolojisi alt üst oldu. Her şey üst üste geldi, o yüzden sarsıldı. Tayfun'un Akif'in olayı. Yani görevden alınması, her şey üst üste geldi. Yok yok, senlik bir şey yok zaten. Sen kendini yorma, ben anlayacağımı anladım. Sağ ol söylediğin için. Sen birazcık otursana, ben geleceğim şimdi. Çok temiz kalpli bir kız ya. Bak hiç el vermemiş, geldi bana söyledi falan hemen. Ona temiz kalpli denmez. Ona salak denir. Abi deme öyle kıza ya. Yazık. Oğlum ben en baştan bu kızı gördüğüm zaman sana dönüp bundan bıçacık olmaz, bunu eve gönder dedim mi demedim mi? Abi orasını bilmiyorum ama buralar temiz yani, anlayacağım. Boşa vakit harcamayalım derim. Eyvallah. Çetin'den haber var mı? Yok, daha çıkmadı abi. İyi. Olunca haber ver. Eyvallah.